Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalar var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar bugün sınır birliklerini ziyaret ettiler. Akar, önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Gereken planlamalar yapıldı, hazırlıklarımız yoğun bir şekilde sürüyor dedi. Yeri ve zamanı geldiğinde önceki operasyonlarda olduğu gibi buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek ifadesini kullandı. Sınır hattındaki gelişmeleri muhabir arkadaşımız Ahmet Akgül'den alacağız biraz sonra. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da önemli açıklamalar var. Çavuşoğlu, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme süreci bizim yapacağımız operasyonu etkilemez dedi. Yani çekilme süreci savsaklanırsa Fırat'ın doğusuna operasyon her an başlayabilir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden ikinci kez heyet gelecek. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye 3,5 milyar dolarlık Patriot füze savunma sistemi teklif ediyor ABD. Fiyat, teknoloji ve teslim tarihi konuları başta olmak üzere birçok başlık müzakere edilecek. Kerkük'te durum gergin demiştik dün. Bir bayrak provokasyonu yaşanmıştı. Kentin bazı yerlerine bölgesel yönetimin bayraklarının asılması tepkiye neden olmuştu. Erbil muhabirimiz Yılmaz Arslan'a soracağız. Bugün durum ne? Filistinliler yaklaşık bir yıldır her cuma Gazze'de gösteri düzenliyor. Kudüs muhabirimiz Kubilay Çakır 42. Cuma eyleminden ayrıntılar aktaracak. Sarı yelek eylemleri İngiltere'ye sıçradı. Kemer sıkma politikalarını protesto etmeye hazırlanan göstericiler yarın Londra'da sokağa çıkacaklar. Ayrıntıları TRT Londra muhabiri Zeynep Er Yılmaz'dan alacağız. Sevgili seyirciler, Özbek pilavı. Özbekler eğer insan bu pilavdan bir kez tadarsa hayatı boyunca o lezzeti unutamaz diyor. Özbek pilavının nasıl yapıldığını Mehmet Can Polat Taşkent'ten anlatacak. Yanında 7,5 ton Özbek pilavı pişirerek Guinness Rekorlar kitabına giren Bahrettin Çüsti olacak. Kazakistan gündemine ilişkin ayrıntıları da Astana'dan Güzel Zaytova'dan alacağız. Gündem yoğun, Avrasya gündemi haber turuyla başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'da konuştu. Amerika'nın Suriye'den çekileceğini tekrarladı. Başkan Trump, askerlerimizi Suriye'den çekme kararı aldı. Bunu yapacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Suriye'den ekipman çekmeye başladıklarını açıkladı. Yetkili, bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum dedi. TRT Haber'e açıklama yapan Pentagon yetkilisi, Amerika'nın Suriye'deki ekipmanların bazılarının çekilmesine başlandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin koordinasyon başladı. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonda şimdilik bir süre ertelendi. Ama Ankara'nın tavrı net. Çekilme süreci çeşitli gerekçelerle safsaklanırsa operasyon her an başlayabilir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesine dün gece hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Operasyonda terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği bildirildi. Fırat Kalkanı harekatıyla terörden temizlenen Elbaba sadece altyapı ve sağlık yatırımları yapılmadı. Şehirdeki dini ve kültürel yapılar da ayağa kaldırılıyor. Elbap'ta 40 cami restore edildi. Bunlardan biri de Selçuklulardan kalma büyük cami. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ikinci dönem devlet başkanlığı için yemin etti. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Dışişleri Bakanlığı, AGİT'in Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele özel temsilciliğine Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın atanması kararını memnuniyetle karşıladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada dünyanın en büyük bölgesel güvenlik kuruluşu olan AGİT'in siyasi, askeri, ekonomi, çevre ve insani boyutlarındaki faaliyetlerine Türkiye'nin etkin biçimde katkı sağladığına vurgu yapıldı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da gençlik destek merkezi açılacak. Konuyla ilgili açıklama Astana valisi Bakıt Sultanov'dan geldi. Vali Sultanov'un başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2019'un gençler yılı ilan edilmesi dolayısıyla bir yol haritasının hazırlandığı açıklandı.
Taşkent'te düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev konuşmasında 2019 turizmin gelişmesinde bir dönüm noktası olacak dedi. İmzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle otellerin kurulması için umut vaat eden yatırım projelerinin listesi kabul edilmiş oldu. 2025 yılında yabancı turist sayısının 7 milyona ulaşması bekleniyor. Gündemden başlıklar böyleydi. Şimdi detaylarına bakalım. Terörle mücadele en sıcak gündem maddesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve komutanlar sınır birliklerindeydi. Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundular. Önemli mesajlar var. Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda yeri ve zamanı geldiğinde önceki operasyonlara benzer şekilde buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek dedi. Bu konuda hem masada varız, hem arazide operasyonlarda varız, sahada varız. Bir tarafta şu anda önümüzde Münbiş var, diğer tarafta Fırat'ın doğusu var arkadaşlarım. Bununla alakalı önemli hazırlıklar yapıldı, önemli planlamalar yapıldı. Bu hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte ve yeri ve zamanı geldiğinde benzer şekilde, daha önceki operasyonlara benzer şekilde buradaki teröristler de bir şekilde kazdıkları çukurlara, kazdıkları hendeklere gömülecektir. Operasyonların hedefinde sadece ve sadece teröristler var. Etle tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz olmadığını herkes biliyor. Aklı olan, akıl sahibi olan herkes biliyor. Gerekli planlar hazır. Büyük ölçüde bütün hazırlıklar da tamamlandı dedi Hulusi Akar. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin koordinasyon süreci de başladı. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon da şimdilik bir süre ertelendi ama Ankara'nın tavrı net. Çekilme süreci çeşitli gerekçelerle savsaklanırsa operasyon her an başlayabilir. Bu iş uzatılırsa veya zamana yayılmaya çalışırsa, Türkler Kürtleri katledecek gibi hiç gerçek olmayan söylemlerle bu işi safsaklamaya çalışırlarsa, o zaman biz de bu kararımızı uygulamaya koyarız. Ankara'nın tavrı net. Çekilme süreci safsaklanırsa Fırat'ın doğusuna operasyon her an başlayabilir. Kırmızı çizgiler Ankara'daki Suriye toplantısında Washington yönetimine iletildi. Türkiye kararlıdır. Sahada ve masada kararlıyız. Bu konuda da kimseden izin almayız. Çekilme sürecine ilişkin koordinasyon bu hassasiyetlerle başladı. Rahatsızlıklar açıkça dile getirildi. Trump iki defa Cumhurbaşkanımıza çekileceğini söyledi. Bu işin koordinasyonu için çalışmaları başlattık. ABD geri vites yapmayı da öğrenmeye başladı. Burada özellikle sağdakiler Türkiye düşmanlığını pompalamaya çalışıyorlar. Bu bizi rahatsız ediyor. Görüşmelerde Washington yönetimine ayrıca bir uyarı daha yapıldı. Terör örgütü PKK-YPG'nin söylemiyle yapılan açıklamalardan vazgeçilmesi gerektiği iletildi. Suriyeli Kürtler demek YPG-PKK demek değildir. Türkiye'li Kürtler demek yine PKK demek değildir. Bunu esasen hepsi çok iyi biliyor. Bunu bile bile Türklerin, biz Kürtlerle bir problemi olmaması lazım sözünü de doğru bulmuyoruz. Ankara-Washington hattında temaslar sürecek. Karşılıklı heyetler gelip gidecek, telefon görüşmeleri yapılacak. Amerika'nın Suriye'den çekilmesine ilişkin somut açıklama geldi sevgili seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Suriye'den ekipman çekmeye başladıklarını açıkladı. Yetkili, bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum dedi. TRT Haber'e açıklama yapan Pentagon yetkilisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki ekipmanlarının bazılarının çekilmesine başlandığını duyurdu. Söz konusu yetkili, operasyonel kaygılardan dolayı çekilen ekipmanın ne olduğu veya hangi bölgelerden alınıp nakline başlandığına dair detay vermekten kaçındı. CNN televizyonu ise Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakları belirlediğini iddia etti. Çekilme süreci Trump'ın 19 Aralık 2018'de aldığı karar sonrasında başlamıştı. Trump'ın bu kararı Jim Mattis'in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı. Mattis 1 Ocak'ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce Amerikan ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti. Sevgili seyirciler, Türkiye'ye 3,5 milyar dolarlık
Patriot füze savunma sistemi teklifinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya ikinci kez heyet gelecek. Heyet 15-16 Ocak'ta temaslarda bulunacak. Fiyat, teknoloji ve teslim tarihi konuları başta olmak üzere birçok başlıkta Patriot teklifiyle ilgili müzakereler gerçekleştirilecek. Benim şu anda acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacım var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Patriot teklifine yönelik müzakereler başlıyor. ABD Savunma Bakanlığı heyeti 15-16 Ocak'ta Ankara'da olacak. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda görüşmelerde bulunacak. ABD heyetinin 3 Ocak'ta Ankara ziyaretinde gündeme getirdiği 3,5 milyar dolarlık Patriot teklifi değerlendirilecek. Görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı'ndan da yetkililer yer alacak. Washington bu süreçte Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almaktan vazgeçmesini de talep ediyor. Ankara ise kararlı. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var ve bunu da anlaşması bitmiştir. İnşallah en kısa zamanda alacağız. S-400 ve F-35'lerin aynı ortamda bulunmasının sıkıntıya sebep olacağı yönündeki iddialara da Türkiye tepki gösteriyor. ABD'li heyete bu konuda teknik bir sorunla karşılaşılmayacağı da anlatılacak. Patriot alımında Ankara'nın ön koşulları var. Bunlar arasında uygun kredi, teknoloji transferi, ortak üretim bulunuyor. İngiliz The Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG'ye olan desteğini eleştiren bir analiz yazısı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK ile YPG arasında bir fark olmadığı yönündeki sözlerinde haklı olduğu vurgulandı. Washington yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki ortaklık Orta Doğu'daki en tuhaf dostluk. Bu ifade İngiliz The Times gazetesindeki analiz yazısında yer aldı. Orta Doğu muhabiri Richard Spencer kaleme aldığı yazıda Amerika için kapitalist, terör örgütü için Marksist, anarşist çizgide tanımı yaptı ve eleştirilerde bulundu. Söz konusu ortaklığın NATO müttefikleri arasında bölünmeye yol açtığını vurguladı. PKK'nın Suriye'deki iç savaşın kaosundan faydalandığını belirtti. Yazıda terör örgütü PKK'nın 2014'te DAEŞ karşısında geri çekildiği dönemde devreye Amerika'nın girdiğine dikkat çekildi. Düşmanımın düşmanı dostumdur durumunun ortaya çıktığı ifade edildi. Ancak Washington'ın bu yaklaşımının daha eski bir dost olan Türkiye'yi kızdırdığı vurgulandı. Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK ile YPG arasında fark yok sözlerine de atıfta bulunuldu. Washington'ın terörist olarak nitelendirdiği bir örgüte yardım ettiğini söyleyen Erdoğan'ın haklı olduğu vurgulandı. Suriye'nin kuzeyinin terörden arındırılması için yapılan askeri hazırlıklar da bir yandan sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri muhtemel bir operasyon için aralıksız olarak sınıra takviye ekipler sevk ediyor. Münbiç ve Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyecek operasyon için hazırlıklar sürüyor. Sınır birliklerine asker, obüs, zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelerde de yoğun bir askeri hareketlilik göze çarpıyor. Gaziantep-Karkamış sınır kapısına giden bazı birlikler kısa bir molanın ardından sınırın diğer tarafına geçti. Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen askeri araçlar Fırat Kalkanı bölgesine doğru hareket etti. Bölgeye Şanlıurfa üzerinden askeri iş makineleri de gönderildi. Mehmetçik operasyon için her an gelecek talimatı bekliyor. Sınıra askeri araç ve mühimmat sevkiyatı gece saatlerinde de sürdü. Hatay yönünden gelen tank yüklü askeri konvoy, Kilis-Elbeyli üzerinden Suriye'deki kritik noktalara hareket etti. Sınır hattına dönelim şimdi. Muhabir arkadaşımız Ahmet Akgül bizi Suriye sınırında bekliyor. Ahmet, yayın hazırlanırken biraz önce gördüm, arkandan askeri araçlar geçiyordu. Sınıra sevkiyat sürüyor gördüğüm kadarıyla. Bugün sabah saatlerinde bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yanında komutanlarla birlikte sınır birliklerini ziyaret etti. Önemli mesajlar var. Nedir onlar? Gereken bütün planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Her an Münbiç'e, Fırat'ın doğusuna o terör yuvalarını kazımak için girebiliriz şeklindeydi bu açıklama. Detayları senden alalım, oradaki hazırlıkların detaylarında. Evet.
Evet, az önceki askeri sevkiyatı tabii sizler gördünüz ama ekranlara yansıtamadık. Gün boyu devam eden bir askeri sevkiyat vardı. Geçtiğimiz günlerde de yine bu askeri sevkiyatları gözlemleme imkanımız oldu. Yaklaşık 3 haftadır sınır hattında askeri sevkiyattaki yoğunluğu gözlemleme imkanımız oluyor. Tabii bu Münbiç'in hemen karşısında yer alan Cerablus'a ve Elbab'ın bulunduğu noktalara bu askeri sevkiyatlar gerçekleştiriyor. Öte yandan Fırat'ın doğusuna yönelik de operasyon için tüm hazırlıklar sürüyor. Tabii sınırın bu tarafında, Suriye tarafında bu hazırlıklar sürerken sınır hattında da yine sizin de bahsettiğiniz gibi ziyaretler vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki heyetle birlikte o sınır hattındaki askeri birlikleri ziyaret etti. Orada bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada önümüzde Münbiç Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor dedi. Evet, yapılan bu hazırlıklardan bahsetmiştik. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da işte bu yapılan yoğun çalışmaları, yoğun sevkiyatları işaret etti. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada yeri ve zamanı geldiğinde önceki operasyonlara benzer şekilde buradaki teröristlerle kazdıkları çukurlara gömeceği dedi. Onda da yine Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndaki o başarılı operasyonları işaret etti. O gün olduğu gibi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi o teröristleri kazdıkları çukurlara gömeceklerini ifade etti. Öte yandan tek hedefimiz teröristlerdir dedi. Önemli bir noktaya da işaret etti. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor dedi. Evet, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özellikle altını çizdi. Kürt kardeşlerimize herhangi bir sorunumuz yoktur. Tek hedefimiz terör unsurlarının olduğunu söyledi ve buradan ziyaretinin ardından da ayrıldığını söyleyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Ahmet Akgül sınır hattından aktardı sevgili seyirciler. Fırat Kalkanı harekatıyla terörden temizlenen Elbap'a sadece altyapı ve sağlık yatırımları yapılmadı. Şehirdeki dini ve kültürel yapılar da ayağa kaldırılıyor. Elbap'ta 40 cami restore edildi. Bunlardan biri de Selçuklulardan kalma Büyük Cami. Büyük Cami, 56 kubbesiyle görkemli bir yapıya sahip. Elbap'taki Büyük Cami 12. yüzyılda Selçuklular döneminde yapıldı. Zaman zaman tadilat görse de DAEŞ'in saldırılarıyla ağır hasar gördü. Şu sıralarda ise Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslında uygun olarak restore ediliyor. Terör örgütü en büyük zararı kubbelere ve minareye verdi. Aslında uygun Horasan harcı kullanıyoruz biz burada. Çimento esası yoktur. Aslında uygun bir şekilde yeni yerel taşlarla, kendine has özgün taşlarıyla yeniden imar ediyoruz. Haziran ayında başlayan restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Camide aslına uygun olmayan eklemeler de kaldırılıyor. Kısmen dönem dönem betonarmayla tamir edilmiş bölgeler vardı. Biz o betonları kırdık. Şimdi volta döşeme şeklinde tuğladan yapacağız onların. Elbap'taki Büyük Cami 12. yüzyılda Selçuklular döneminde yapıldı. Birkaç kez onarım gördü. Osmanlı döneminde ise şadırvan ilave edildi. Suriye'de Türkiye'nin teröristlerden kurtardığı bölgelerde hayat hızla normale dönüyor. O noktalardan biri de Cerablus. Halk artık terör korkusu olmadan yaşıyor. 20 yaşındaki Fres Hacı İbrahim de terörün acı yüzünü yaşamış isimlerden. Kendimizi artık insan gibi hissediyoruz diyen İbrahim her cümlesinde Türkiye'ye sevgisini ortaya koyuyor. Bundan önce bu millet korku meydanıydı ama şimdi huzur meydanı oldu. Bu Türk askeriyle, Türk hükümetinin sayesinde oldu. 20 yaşındaki Fires Hacı İbrahim'in anlattığı o yer Cerablus. Yıllarca terörün kol gezdiği o topraklarda büyük zulüm vardı. Ta ki Fırat Kalkanı operasyonu yapılana kadar. Cerablus'ta polis olarak görev yapan Fires Hacı İbrahim yaşanan zulümü TRT Haber'den Nilgün Balkaç'a anlattı. Bize dini hiç yaşatmadılar. Bu gördüğünüz sahada bundan önce çok vahşice kelleler, milletin kellesi zulümce kesildi ve asıldı. Ama sağ olsun Türkiye buraya girdikten sonra bunlar hiç kalmadı. Fırat Kalkanı operasyonuyla Cerablus'tan terör örgütü DAEŞ ve YPG temizlendi. Bölge halkı özgürlüğüne kavuştu. Şimdi biz burada işin zamanında ve rejimin zamanında çok zulüm gördük. Çok şeyler yaşadık. Ama sağ olsun Türk askeri girdikten sonra burada her şeyi yaptı bize. Okullar olsun, hastaneler olsun, mahkemeler olsun,
Biz bunca zamandır, yani bizi insan bile hissetmedik. Filiz Hacı İbrahim'in her cümlesinde Türkiye'ye duyduğu sevgi ve minnet var. Yani burada benim babam bu mahkemede bir hakim. Ve adalet, buradaki hakimler adaleti ve millete huzuru sağlamaya çalışıyorlar. Bunu biz hepsi Türkiye bize yaptı. Biz Türkiye yani ne karşılığında vereceğiz bilmiyoruz. Celabus'ta yaşayanların tek isteği Fırat'ın doğusunda yaşayan halkın da huzura kavuşması. Terör örgütünün zulmü Suriyelileri topraklarından ve yakınlarından kopardı. Teröristlerin işgalinde bulunan Münbiç'ten kaçan iki aileye TRT ulaştı. Onların tek umudu Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e düzenlenecek operasyon. Terör örgütlerinin baskısına uğradılar. Münbiç'te DAEŞ'ın ardından PKK ve YPG zulmüne maruz kaldılar. O ailelerden biri Mahmut El Tarık'ın ailesi. 47 yaşındaki Tarık ailesiyle Cerablus'a sığındı. Münbiç'ten çıkalı 2,5 yıl oldu. Benim evimi işgal ettiler. Topraklarımı, ağaçlarımı gasp ettiler. Teröristler Suriyeli binlerce aileye zulmediyor. Onlardan birisi de Mahmut El Tarık'ın ailesi. Onlar Münbiç'teki evini terk etmek zorunda kaldılar. Şu anda Cerablus'ta 9 çocuğuyla birlikte tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor. Burada özgür Suriye'de yaşıyoruz. Azez, Afrin, Elbap buralar özgürleşti. Münbiç'te teröristlerden temizlenirse dönmeyi çok istiyoruz. Terör mağduru aileler hala korku içinde. Yakınları Münbiç'te kaldığı için onların hayatlarından endişe ediyor. Birçoğu korkudan ekrana çıkmak istemiyor. Abdülrezak Bedevi de röportaja zor ikna olan terör mağduru. 32 yaşındaki Bedevi'nin 5 çocuğu var. Münbiç'te doğdum. Camide imamlık yapıyordum. 2014 yılında DAEŞ Münbiç'i aldığında Halep'e kaçtım. Çünkü çok baskı yapıyorlardı. Giyimden sakala ve kadınlarımıza kadar her şeye karışıyorlardı. DAEŞ'ın zulmü Bedevi'nin hafızalarından bir türlü silinmiyor. Her insanın numarası vardı. Sırasıyla tutukluyorlardı. Münbiç'ten çıkmadan bir gün önce müdürümü tutukladılar. Cezaevlerinde eziyet edip ailesiyle birlikte idam ediyorlardı. Terör mağduru iki aile gibi binlerce Münbiç'te tekrar topraklarına dönmek istiyor. Onların tek umudu Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik düzenleyeceği operasyonu. İran Türkmen kenti Kerkük'te önceki gün sıcak saatler yaşanmıştı sevgili seyirciler. Kentin bazı yerlerine bölgesel yönetimin bayraklarının asılması tepkiye neden olmuştu. Dünkü yayınımızda Yılmaz Aslan'la konuşmuştuk. Gerginlik artıyor demişti. Şimdi yeniden Erbil'e dönelim bugün ve soralım Yılmaz Aslan'a. Nedir Kerkük'te durum? Dün bize yayında gerginliğin arttığını söylemiştin. Bugün durum nasıl? Evet, durum şu an için sakin. Hemen altını çizelim. Dün 24 saatlik bir süre tanınmıştı KYB'ye ve o 24 saatlik süre şu an itibariyle doldu ve sabah saatlerinde de KYB tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre KYB bütün Kerkük içinde asılan bayrakların indirildiğini ifade etti. Kerkük Kalesi dahil olmak üzere sadece merkez ofisinde ve Erbil yolu üzerindeki siyasi büro ofisinin önündeki bayrakların indirilmediği ifade edildi. Hatırlayacaksınız dün Başbakan Adil Abdülmehdi'nin sert bir cevap verdiğini ifade etmiştik. Adil Abdülmehdi tartışmalı bölgeler kapsamında her ne kadar değerlendirilse bile merkezi hükümetin kontrolünde olduğunu, Kerkük'ün bu nedenle de hiç kimsenin emrivaki bir şekilde bu şekilde davranamayacağını ifade etmişti ve bu şekilde davranılması durumunda da bunların bu tür davranışlara da izin vermeyeceklerini ifade etmişti. Tartışmalı bölgeler sorununun da anayasal düzeyde çözülünceye kadar bu tür tartışmaların gündeme gelmemesini ifade etmişti. Aynı zamanda konu mahkemeye de intikal etti. Mahkemeye intikal ettirilmesinin ardından KYB'den savunma alacak. Ancak mahkeme süreci biraz uzun sürecek gibi görünüyor.
Diğer taraftan Kerkük'te şu an her ne kadar güvenlik önlemleri arttırılmış olsa bile dün bazı yerlerde tartışmalar da yaşandı. Bir taraftan kutlamalar, bir taraftan tepkiler de vardı. Özellikle Türkmenler ve Araplar olaya çok ciddi tepki göstermişlerdi. Bu nedenle de güvenlik sayısı arttırıldı, güvenlik güçlerinin sayısı arttırıldı. Ancak bugün itibariyle özellikle sabahtan şu saate kadar çok sakin bir gün geçiriyor Kerkük. Ancak mahkeme sonucunun oldukça önemli olduğunu söylemekte fayda var. Belki KYB'nin ceza alma durumu da söz konusu olabilecek. Ancak uzun bir süreye ihtiyaç var bunun sonuçlanabilmesi için. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kerkük'te durum sakin. Erbil'den Yılmaz Aslan aktardı sevgili seyirciler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateyn, korvet, hücum bot ve karakol gemileri Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deydi. Türk Silahlı Kuvvetleri fiili silah atış eğitimlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mermiler namluya sürüldü. Hedefler tam isabetle vuruldu. Yer Akdeniz, görüntüler fiili silah atış eğitimlerinden. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateyn, korvet, hücum bot ve karakol gemileri görevini yaptı. Ver hadi! Türk Silahlı Kuvvetleri harbi hazırlık testlerini bir kez daha başarıyla geçti. Ege ve Doğu Akdeniz'de 8-10 Ocak günleri arasında gerçekleştirilen fiili silah atış eğitimlerine ilişkin görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde aktarılması amacıyla yerli ve milli taktik veri linki yazılımı gerçekleştirildi. Başarıyla test edilen link main'in taşıdığı ilk mesaj merhaba tarihi an oldu. Başarıyla test edildi. İlk mesajı merhaba tarihi an oldu. Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde taşınması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza atıldı. Milli Taktik Veri Linki yazılımı geliştirildi. Link-M, Türkiye'de üretilen milli telsiz, modem ve kripto sistemleriyle görev yapabilecek. Askeri platformlar arasında milli linkle oluşturulan bir ağın kullanılmasına imkan verecek. Link-M sayesinde NATO sistemlerindeki kullanım iznine bağlı yazılım ve donanımları kullanma zorunluluğu son bulacak. Yazılım, ihracat konusunda da önemli bir potansiyel sunuyor. Ürün, isteyen dost ve müttefik ülkelere üçüncü ülkelerin izni olmaksızın satılabilecek. Bir İngiliz finans kuruluşunun raporuna göre 2030 yılında Türkiye dünyanın en büyük 5. ekonomisi olacak. Rapora göre Çin ve Hindistan ise dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacak. Türkiye dünyanın en büyük 5. ekonomisi olacak. Amerika Birleşik Devletleri birincilikten 3. sıraya gerileyecek. Sıralama İngiliz finans kuruluşu Standard Chartered'a ait. Finans kuruluşunun raporuna göre 2030 yılında Çin ekonomisi birinci sırada yer alacak. Onu Hindistan takip edecek. Türkiye dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 5. sıraya yükselirken ABD ise 3. sıraya gerileyecek. Firma derecelendirmeyi yaparken ülkelerin uluslararası çapta gayri safi yurt içi hasılalarının dikkate alındığını ifade etti. Sıralamaya göre Brezilya, Mısır ve Rusya Türkiye'nin altında yer alacak. Japonya ve Almanya da listedeki 9. ve 10. ülkeler olacak. Dünyanın ilk 10 ekonomisi sıralamasından çıkan ülkeler ise İngiltere, İtalya, Fransa ve Kanada olacak. Sevgili seyirciler, İngiltere'de Brexit yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması dolayısıyla hükümetin öngördüğü kemer sıkma politikasına karşı başlayan Halk Meclisi Hareketi cumartesi günü için Londra'da protesto çağrısı yaptı. Şimdi Londra'ya dönelim. Muhabir arkadaşımız Zeynep Er Yılmaz karşımızda. Zeynep, bu çağrı bize biraz Fransa'da Sarı Yelekliler Hareketi'ni çağrıştırdı. Benzeri bir durum acaba Londra'da da söz konusu mu olacak? Orada da Sarı Yeleklileri mi göreceğiz cumartesi günü?
Şöyle söyleyelim, aslında tam bir sarı yelekler hareketi değil ama Fransa'daki sarı yelekli harekete bir destek çağrısı var burada. Çünkü Brexit nedeniyle pek çok vergi gelecek, pek çok ağırlık gelecek finansman açısından ve İngiliz halkının büyük bölümü de bunu istemiyor. Buna karşı hafta sonları hem Brexit yanlıları hem de Brexit karşıtları sokakları dolduruyor. Gelecek haftada, yani yarın da Brexit karşıtları sokaklarda olacak ve diyecekler ki biz Brexit'i istemiyoruz ve sert bir eleştiri yapılması bekleniyor. Şunu hatırlatmak gerekiyor, aylar öncesinde 1,5 milyon imza toplanmıştı. Tekrar referanduma gidelim demişti ama hükümet, Başbakan Theresa May buna baştan beri kapıları kapatmıştı. Hükümet sosyal ve ekonomik politikalarını burada yarın protesto edilecek çünkü oldukça büyük vergilerin gelmesi bekleniyor. Şunu hatırlatmamız gerekiyor, aslında İngiltere pek de ekonomik olarak iç açıcı durumda gözükmüyor. Dün haberler vardı, onu hatırlatmak gerekiyor. İngiliz gazetelerini açtıklarında İngilizler bazı haberlerle karşılaştılar ki pek iç açıcı değildi. Örneğin Jaguar ve Land Rover 5000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Ve bir başka tarafı da biliyorsunuz İngiltere, Londra bankacılığın başkentlerinden bir tanesi. 1 milyar dolarlık bir bankacılık mevduatının ülkeden çıkacağı belirtiliyor. Bunu da eklemek gerekiyor yayınımıza. Şunu söyleyelim, burada oylamalar, arkamda görmüş olduğunuz parlamentoda oylamalar devam ediyor. Bugün parlamentoda oylamalar için değerlendirmeler 3. gününde. Çarşamba günü oylama yapılacak ama daha öncesinde Başbakan Theresa May 200 oy almıştı. Toplam 326 parlamenter var. 126 oya gereksinimi var ama şu anda bu 126 oyu alacak gibi gözükmüyor. Görüşmeler oldukça sert geçiyor. Hatta o kadar sert geçiyor ki muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn Brexit anlaşması için adeta bir Frankenstein açıklaması yaptı, değerlendirmesi yaptı ki bu İngiltere'de de oldu. Çok konuşuldu. Anlaşmasız ayrılık konuşuluyor ama anlaşmasız ayrılığın en önemli, en negatif taraflarından bir tanesi biraz önce de söylediğimiz gibi ekonomi olacak. Ekonomi özellikle halkı en fazla düşündüren noktalardan biri. Vergiler özellikle herkesin kapısına neredeyse 1100 sterlinlik bir vergi gelmesi bekleniyor. Anlaşmasız ayrılık durumunda mali yük oldukça ağır olacak dedik. Gelecek hafta çarşamba günü arkamda görmüş olduğunuz parlamentoda oylama yapılacak ve belki de İngiltere yeni bir dünyaya adım atmış olacak diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Evet, son derece kritik bir oylama, ayrılık süreci açısından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ekonomik açıdan çok zorlayacak gibi görünüyor. Alınacak önlemlerde halkı zorlayacak. Yarın da bir kısım Londralı sokağa çıkacak bu durumu protesto etmek için. Zeynep Londra'dan aktardı sevgili seyirciler. Sarı yelekliler eyleminin arkasında dış güçler olabilir. İddia Fransa'nın kadın erkek eşitliğinden sorumlu bakanı Marlène Schiappa'ya ait. İtalya'nın sarı yeleklilere verdiği desteği eleştiren Schiappa, eylemin dış güçler tarafından desteklenmiş olabileceğini belirtti. Fransa'daki sarı yelekliler eylemi hakkında hükümetten çarpıcı bir iddia geldi. Kadın erkek eşitliğinden sorumlu devlet bakanı Marlène Schiappa, eylemin arkasında dış güçlerin olabileceğini öne sürdü. İtalyan yetkililerin tutumuna bakınca acaba dış güçler mi destek sağlıyor sorusu bana anlamlı geldi. Schiappa, gösteriler sırasında polisleri darp eden eski boks şampiyonu Christophe Détange için bağış toplanmasını eleştirdi. Bunun şiddeti destekleme anlamına gelebileceğini söyledi. Yardım kampanyasının arkasında olanlar ortaya çıkarılmalı diye de ekledi. Fransız bakan bu sözlerin ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Tartışmaların üzerine Schiappa, France Inter Radyosu'na konuştu. Kendisini savundu. Para verenlerin tek tek isimlerini istemedim. Sadece şiddet eylemlerinin, vandalların kimler tarafından finanse edildiğini sordum. İtalya'da hükümet ortağı iki siyasi partinin lideri, Sarı Yelekliler Hareketi'ne destek açıklaması yapmıştı. Evet.
Fransa'da sarı yelekliler, İngiltere'de Brexit süreci, hepsi halkın ekonomisini doğrudan etkileyen gelişmeler. Almanya'da da havacılık sektöründeki grevlerin biri bitiyor, diğeri başlıyor sevgili seyirciler. Bu sefer greve giden Köln, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarının güvenlik görevlileri oldu. 700 civarında uçuş iptal oldu. Grevde 100 binden fazla yolcu grevden etkilendi. Alman havacılık sektöründeki grev krizleri sürüyor. Köln, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında çalışan güvenlik görevlileri bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Bu havalimanlarındaki uçuşların %90'a yakını, yaklaşık 700 uçuş iptal oldu. 100 binden fazla yolcu etkilendi. Güvenlik görevlilerini temsil eden sendika ile şirket toplu sözleşme masasında uzlaşamadı. Şu an uyarı grevindeyiz. Çünkü toplu sözleşme yapıyoruz güvenlik firmasının işverenlerinle. İstediğimizi vermediler bize sözleşmede, toplu sözleşme yaparken. Şu an işçiler de o talep ettiklerini alamadıkları için greve çıktılar. İşçiler büyük şehirlerde hayat pahalılığının katlanılamaz boyutlara geldiğini söyleyip %17 zam talep ediyor. İşveren firmanın zam teklifi ise %2'den başlıyor. Grev öncesinde havayolu şirketleri müşterilerini uyardı. 3 havalimanı da tarihinin en boş günlerinden birini yaşadı. İptal edilmeyen nadir uçuşlardan birisi de Türk Hava Yolları'nındı. 11.55'te İstanbul uçuşumuz gerçekleşecek inşallah. İptali bir gerçekleşme yok ve devam ediyor. Öbür Türk Hava öbür hava yolları herhalde iptal oldu grevden dolayı. Ama Türk Hava Yolları'nda herhangi bir şey yok. Türk Hava Yolları'na teşekkür ederiz. Havalimanlarında boş kalan taksiler uzun kuyruklar oluşturdu. Romanya Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını Avusturya'dan devraldı. Devir teslim töreni Avrupa Birliği liderlerinin katılımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı. Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığında devir teslim töreni yapıldı. Romanya, Bükreş'te yapılan törenle dönem başkanlığını Avusturya'dan devraldı. Törende konuşan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, dönem başkanlığı sürecinde birlik içinde ve uyumlu bir Avrupa Birliği için çalışacaklarını söyledi. Iohannis, birliğin Brexit, göç ve güvenlik gibi hem içeride hem de dışarıda çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da konuşmasında Romanya'nın Avrupa'nın çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacağına inancının tam olduğunu vurguladı. Hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise yolsuzlukla mücadele konusunda taviz verilmemesi gerektiğini kaydetti. Öte yandan kalabalık bir grup törenin yapıldığı salonun önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler Romanya Başbakanı Viorica Dancila liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti hükümetini protesto etti. Türk dünyasındaki gelişmelere bakalım şimdi. Yolculuğumuza Özbekistan'la başlayalım. 2025 yılında yabancı turist sayısının 7 milyona ulaşması bekleniyor ülkede. 6 yıl sonra turizmden elde edilen yıllık gelirin de 2 milyar dolara ulaşması planlanıyor. 2019 turizmin gelişmesinde bir dönüm noktası olacak. Taşkent'te düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev konuşmasına bu sözlerle başladı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev konferansta turizm geliştirme planlarını anlattı. Yatırımcılara, girişimcilere geniş bir fırsat yelpazesi sağlamamız gerekiyor. Kademeli olarak turizm koşullarını etkin hale getirme çabalarımız var. 2019 turizmin gelişmesi anlamında bizim için önemli yıl. Gerek altyapının modernizasyonu ve gerekse yatırımlar anlamında bu yıl bir dönüm noktası olacak. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ayrıca turizm alanlarının gelişmesi için Ali Meclis'e teklifte bulundu. Teklifleri uygulamak için Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 5 Ocak'ta Turizm Gelişim Kavramı 2019-2025 kararnamesini imzalamıştı. İmzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle otellerin kurulması için umut vadeden yatırım projelerinin listesi kabul edilmiş oldu. 2025 yılında yabancı turist sayısının 7 milyona ulaşması bekleniyor. 6 yıl sonra turizmden elde edilen yıllık gelirinde 2 milyar dolara ulaşması planlanıyor. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde duvar krizi büyüyor.
bütçenin onaylanmasını çıkmaza sokan kriz nedeniyle hükümet 20 gündür kısmi olarak kapalı. Meksika sınırına duvar inşasında ısrar eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, demokratlarla son görüşmesinde de destek bulamadı. Trump bugün de sınıra gidiyor. Trump son görüşmelerinde uzlaşmanın sağlanamamasının ardından Kongre'yi ulusal acil durum ilan etmekle tehdit etti. Meksika sınırına giden Trump, geçici bütçe krizinden dolayı Davos zirvesine de katılmayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde duvar krizi Donald Trump'la demokratları karşı karşıya getirdi. Haftalardır uzlaşı sağlanamıyor. He thinks maybe they could just ask their father for more money. Trump, ABD'nin Meksika sınırına duvar inşası için finansman onayı gelmezse olağanüstü hal ilan edeceğini açıkladı. Trump, Meksika sınırını ziyaret etti. Federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos zirvesine de katılmayacağını açıkladı. Demokratlar sınıra duvar inşasının etik dışı olduğunun altını çiziyor ve bunun için milyarlarca dolarlık kaynak ayırmayı reddediyor. Ülkedeki duvar krizi nedeniyle bütçe onaylanamıyor. 20 gündür kısmi olarak kapalı olan hükümet bu nedenle açılamıyor. Ülkede 800 bin federal çalışan kısmi kapanma sonrası ilk kez bu hafta maaş alamayacak. Çalışanların yüz binlercesi geçici izinde, yüz binlercesi ise zorunlu olarak işe gitmeye devam ediyor. Son olarak havaalanlarında çalışan güvenlik görevlileriyle hava trafik kontrolörlerinden uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. Hükümet hemen açılmazsa güvenliğin bu durumdan etkilenebileceği belirtildi. Amerikan Merkez Bankası Başkanı da hükümet daha uzun süre kapalı kalırsa bunun Amerikan ekonomisine vuracağını ifade etti. Hükümetin kapalı olması ve Amerikan Başkanı Beyaz Saray önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi. Özbekistan'ın tarihi kenti Buhara'da dünyaya gelen ünlü Türk filozofu ve tıp bilgini İbn Sina tarafından tarif edildiği söylenen ve günümüzde de Özbek sofrasının vazgeçilmezleri arasında önemli yere sahip Özbek pilavının yapıldığı yöre ve katılan malzemelere göre 100'den fazla çeşidi bulunuyor. Özbekler arasında yaygın olan inanışa göre eğer insan bu pilavdan bir kez tadarsa hayatı boyunca o lezzeti unutamaz deniliyor. Şimdi o lezzeti bizim için Mehmet Can Polat tadacak. Yanında 17 ton Özbek pilavı pişirerek Guinness Rekorlar kitabına giren Bahrettin Çüstiği var. Özbek pilavı pişirmenin inceliklerini konuşacaklar. Dönelim Taşkent'e. Mehmet Can Polat ve konuğu bize o Özbek pilavını nasıl pişirildiğini anlatsınlar. Evet Coşkun Özen, aslında bir rivayette yine Emir Timur'la ilgili Dünya İmparatoru Emir Timur seferlere çıktığında askerlerin açlık oranını daha yüksek tutmak için aşçıları çağırıp bir talimat veriyor. Hem besin değeri yüksek, vitamin değeri yüksek bir yemek yapma talimatı veriyor. Bunun üzerine tabii Özbek pilavı çıkıyor. Evet Özbekistan'da Özbek pilavı gerçekten çok önemli. Sen de az önce dediğin gibi mevlütlerde, doğumlarda, doğum günlerinde ve benzeri önemli günlerde konuklara mutlaka Özbek pilavı ikram edilir ve bunun herhangi bir saati yok. Sabah saat 4'te, 5'te de Özbek pilavı bulmak mümkün. Burası da bulunduğumuz nokta mütevazi. Taşkent'te mütevazi bir Özbek mekanı, yani Özbek pilavının pişirildiği bir mekan. Ve gerçekten arkamda hemen gördüğünüz bizim içli köftenin hamurlu haliyle bildiğimiz samsa dedikleri yemek yapılıyor. Şurada da yine tandır dediğimiz bir fırın var. Burada da ekmek ve yine et pişiriliyor. Bu da dikkatinizi çekmiş olabilir Coşkun Özen. Bu at eti. Ya at eti yine güçlü ve diri tuttuğu için Özbekistan'da oldukça yoğun tüketilen bir et. Bu sucuk şeklinde. Bu da yine pişirilmiş haliyle diyebiliriz. Evet, Özbekistan'da gerçekten Bahrettin Çüstü önemli bir yere sahip. Çünkü Guinness Rekorlar kitabına girip 17 ton dediğiniz gibi sizin de Özbek pilavını pişirerek Guinness Rekorlar kitabına girdi. Özbek pilavının püf noktalarını, lezzetini kendisinden dinleyeceğiz. Evet, yayınımıza hoş geldiniz. Karıştırıyorsun Özbek pilavını. En lezzetli Özbek pilavı nasıl yapılır? Öncelikle 5 dakika pilavı anlatmak için az aslında agende. Az mazali çıkış için 4 sebep var. Birincisi istek, ikincisi malzeme, üçüncüsü tecrübe ve sizler gibi yakışı bir dostlar. Pilav bir kişi bilen yiyen az emez. Yani bir kişilik tamam emez. Mahalle bilen ilerleyen.
Biz hazır iki kıl aş tayladık, iki çeşit aş pilav yaptık. Şu herhalde etsiz olan. Evet, evet, etsiz pilav yapmıştık. Burada müşteriyle geliyorlar, öyle istiyorlar. O yüzden biz etsiz pilav yapmıştık. Bunu da ilk kez görüyoruz. Etsiz pilav normalde hiç olmaz. Hep pilavın üzerine et konulur ama. Ama bu ikinci uruş vakti de et kambulgen payette etsiz de yapmış. Tarihte var. Lakin hazırga gelip hazır biraz etli yap aş kılış urfka aylangan. Bu Taşkent pilavı. Yok, bu Taşkentmez. Bu çayhane. Çayhanede kılıngan pilav kıldık. Klasik pilav için normalde 7 çeşit malzeme lazım. Evet. Havuç, soğan, yağ, pirinç, öyle tuz ve kıvamını, su. Kıvamını da tutturmaları lazım. Evet, evet. Bakın. Hazır. Evet Coşkun Özen, şu an bu bitmiş hali. Burada pişen var. Bizim için sağ olsun hazırladılar. Bir malzemelerini gösterme adına, bir de bu da pişmiş haliyle Özbek pilavı. Evet, bu da tabii Taşkent'te piştiği için Taşkent pilavı diyoruz. Bunu aslında Farg'ona, Choyxonada ko'p tayyorlanadi. Toshkent pilavida nuhut, mayiz bo'lishi shart. Nuhut burada içinde. Ha, va biroz tayyorlanish uslubi o'zgacha. Pişmesine dikkat edeceğiz. Evet. Xuddi shunday. Farqli. Evet Coşkun Özen, bir de üzerine bu, limon koydu. Bu geldiği için. Sizin için biz bir kaşık alacağız şimdi. Biraz. Dekorasyon yapayım. Evet. Bu Coşkun Özen gerçekten çok lezzetli. Yani burada olup tatmanızı isterdim dedikten sonra sözü size bırakalım. Mehmet Can Polat, Özbek pilavı ile ilgili yaptığım bu yayın için teşekkür ederiz. Size afiyet olsun diyelim ve biz yayınımıza dönelim. Kazakistan'la devam edelim sevgili seyirciler. Astana valisi Bakıt Sultanov gençlere müjde verdi. Neymiş o müjde? Ayrıntılar haberimizde. Kazakistan'ın başkenti Astana'da gençlik destek merkezi açılacak. Konuyla ilgili açıklama Astana valisi Bakıt Sultanov'dan geldi. Vali Sultanov'un başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2019'un gençler yılı ilan edilmesi dolayısıyla bir yol haritasının hazırlandığı açıklandı. 11 farklı alanda 90 projeden oluşan Astana Gençleri 2019 adlı yol haritası çerçevesinde gençler için gerekli altyapı, eğitim, istihdam, konut sahibi olabilme, kendi işini geliştirme, finansal bilgileri artırma ve yetenekli gençleri destekleme konularında faaliyetler yapılması planlanıyor. Astana Valisi Bakıt Sultanov, bunun için başkentteki Gençler Sarayı bünyesinde Gençlik Destek Merkezi kurulacağını belirtti. Merkezin başkentteki tüm gençlik organizasyonlarının kurumsal hizmet kalitesini artırmaya ve gençlik örgütlerinin devlet organlarıyla olan iletişimini geliştirmeye de katkı sağlayacağını söyledi. Ayrıca merkez bünyesinde Sivil Girişimciler Merkezi ile Manevi Diriliş Proje Ofisi de bulunacak. Ortak coğrafyada şimdiki durağımız Astana sevgili seyirciler. Dün aktarmıştık, müthiş bir operasyonla 30'u çocuk, 47 Kazakistan vatandaşının Suriye'den tahliyesini, Kazakistan gündemindeki yerini koruyor bu olay. Çin'in Uygur bölgesinden 2000 Kazak'ın Kazakistan'a göç etmesine izin verildi. Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı'nı 2018'de 4,5 milyon yolcu uçuş gerçekleştirdi. Bu havalimanının ayrıntıları Güzel Zaytova'dan alacağız şimdi. Dönelim Astana'ya. Güzel bizi bekliyor. Tüm bu haberlerin detaylarını senden alalım Güzel Zaytova. Evet Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Suriye'den 47 vatandaş Kazakistan'a tahliye edildi ve bu konu Kazakistan gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Çeşitli yerli ve yabancı uzmanlar tarafından değerlendiriliyor ve yorumlanıyor. Dün Dışişleri Bakanlığı'nda bu konuyla ilgili briefing toplantısı düzenlendi. Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı da bu briefing toplantıda bazı açıklamalarda bulundu.
operasyon hazırlığı yaklaşık 3 ay önce başladığını söyledi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in bilgisi ve koordinasyonu dahilinde gerçekleştiğini de söyledi. Bildiğiniz gibi 47 vatandaş Kazakistan'a tahliye edildi. Fakat şu an Suriye'de yaklaşık 380 Kazakistan vatandaşı bulunduğunu da öğrenmiş olduk ve Suriye'de şu an bulunan Kazakistan vatandaşlarının tahliye edilmesi için gerekli işlemler, gerekli girişimde bulunacaklarını ve operasyon devam ettirileceğini de açıkladı komite başkanı. Ve Kazakistan vatandaşları nasıl gitti sorusuna da cevap verdi. 2012-2015 yıllar arasında Kazakistan vatandaşları sosyal medya ve internet üzerinden kandırılarak Suriye'ye götürülmüş. Daha sonra geri dönmek istemişler fakat dönüşte ağır cezalarla karşılaşmışlar ve bunların içinde idam edilenler de olmuş. İnformasyon ve Haberleşme Bakanı Davren Abayev tarafından da resmi bir açıklama geldi bu konuyla ilgili. Kazakistan'a tahliye edilen vatandaşların Kazakistan'da uyum sağlaması için gerekli önlemlerin alındığı söylenildi ve bu sorunun çözülmesi için esas olarak Suriye sorunun kökten çözülmesi gerektiğini söyledi Davren Abayev ve Astana'da gerçekleştirilen Astana'da yapılan Suriye konulu toplantıya atıfta bulundu. Yabancı uzmanlar tarafından yapılan yorumlara göre Kazakistan bu operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş ve Kazakistan vatandaşların kara gün dostu olduğu da açıklamada bulundular. Aktarmak istediğim diğer konu Coşkun Özen, Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nden yaklaşık 2000 Kazak'ın Kazakistan'a göç etmesine izin verildi. Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanı da açıklamada bulundu. Daha doğrusu teyit etti ve bildiğiniz gibi Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra ülke dışında yaşayan Kazakların Kazakistan'a geri dönmesi için özel çaba sarf ediyor. Son bir haberimiz daha olacak. 2018 yılında uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı'ndan yaklaşık 4,5 milyon yolcu uçuş gerçekleştirdi. Bu geçen yılın istatistiğine göre %6 artış olduğunu gösteriyor ve Astana nüfusunun 4 katı olduğunu da gösteriyor aynı zamanda. Dolayısıyla Astana'nın hareketli bir şehir olduğunu görüyoruz bu bağlamda ve Kazakistan'da turizmin canlandığını da görüyoruz. Astana'ya gelen yabancılar Astana'da görmek istediği ve merak ettiği yerlerden biri ise Astana'nın sembolü Bayterek Kulesi. Bu konuyla ilgili bir haber hazırladık. Şimdi onu seyredelim. Astana'nın sembolü olan Bayterek her geçen gün yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 105 metre yüksekliğindeki Bayterek Kulesi bir efsaneden yola çıkılarak tasarlanmış. Eski Türk mitolojisindeki hayat ağacını simgeliyor ve yeni başkentin ilk anıt yapısı olma özelliğine sahip. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Astana başkenti ilan edildiğinde şehrin sembolü olacak bir anıt tasarlanmasını ister. Yapılacak anıt hem Kazak halkının tarihine ait olmalı hem de milli rengi yansıtmalıydı. Pek çok proje arasından tepesinde efsanevi Kartal Samruk'un yumurtasının yer aldığı hayat ağacı Bayterek seçilir ve yeni Astana'nın ilk yapısı olarak inşa edilir. Şehir onun etrafında şekillenir. Tıpkı Bozkır'da yaşantının başlangıcı olan hayat ağacı ve Kartal Samruk efsanesinde olduğu gibi. Bayterek'in 97. metresindeki şehri kuş bakışı seyretme imkanı sağlayan terasta, başkentin Almatı'dan taşındığı yıl olan 1997'yi simgelemekte. 2002 yılında Uluslararası Mimarlar Birliği'nin Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında düzenlediği yarışmada büyük ödüle layık görülen Bayterek Kulesi, başkent Astana'nın en çok ilgi çeken anıtlarından biri durumunda. Ziyaretçilerin sayısı her geçen yıl artarken bu rakam 2018'de 500 bini geçti.
Astana'nın gururu ve sembolü olan Bayterek, parlak ışığıyla başkenti aydınlatmaya devam ederken, şehre gelenlerin ilk uğrak yerlerinden biri olmayı da sürdürüyor. Bayterek Kulesi gerçekten son derece gösterişli bir yapı sevgili seyirciler. Bu haberle birlikte Avrasya gündeminin bugün de sonuna geldik. Haftaya, pazartesi günü hafta başında buluşmak üzere, hoşçakalın.